Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda kimyasal tepkime hızlarını etkilen faktörleri görmüştük. E, konusunu anlatmıştık. Bunda da bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Bakın, e, ilk çözeceğimiz soru Yayın Denizi Pro'nun 11. Sınıf Kimya Soru Bankası'ndan çözeceğiz. Onu da belirtelim arkadaşlar. Yine kendi kitabımızdan. E, bir sorumuzda bakın, gördüğünüz gibi 3 tane grafik verilmiş. Bu grafiğe baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? X'in, değil mi? Y'nin ve Z'nin derişiminde meydana gelen değişimin hıza olan etkilerini görüyorsunuz. Yani mesela şunu görüyorsunuz. X'in derişimi birden 2'ye çıktığı zaman, 2 katına çıktığı zaman hız 4 katına çıkıyormuş. Bana diyor ki X'in, Y'nin ve Z'nin değil mi? Hıza olan etkilerini bularak hız bağıntısını yazınız diyor. Yani ben burada 3 bu maddenin X'in, Y'nin ve Z'nin arkadaşlar Hıza olan etkilerini bulup daha sonra bu tepkime için bir hız bağıntısı yazacağım. Ne dedim şimdi? X'in derişim iki katına çıktığında hız 4 katına çıkıyorsa Demek ki ben burada şöyle bir şey diyebilirim. X'in derişiminin nesiyle arkadaşlar? Karesiyle doğru orantılı. Peki Y'ye bakalım. Y'nin derişim iki katına çıktığı zaman hız iki katına çıkıyormuş. Demek ki arkadaşlar Y'nin birinci dereceden burada etkili olduğunu görüyoruz. Peki z'nin miktarı iki katına çıktığında hızda bir değişiklik olmuyor. Bakın gene aynı. Gene aynı. Dolayısıyla z'nin derişimindeki değişim tepkime hızını etki etmiyor. Bundan dolayı arkadaşlar z'yi hız ifadesine yazmayacağız. Hız ifadesine ne eksik? Bir k eksik. Dolayısıyla bakın k çarpı x kare y'yi bulmuş oluyoruz. Cevabımız B seçeneği. Bir başka sorumuz bakın. Dört tane tepkime denklemi verilmiş. Bunlar tek basamakta gerçekleşiyormuş. Bu tepkimelerden tepkime derecesi en yüksek olanla en düşük olan. Tepkime derecesi neydi arkadaşlar? Tepkime giren maddelerin değil mi? Ee, üstlerinin toplamıydı. Ama ne olması gerekiyor tabii ki? Katı ya da sıvı olmaması gerekiyor. Yani tepkime hız ifadesinde yazabildiğimiz maddelerin, yazdığımız maddelerin derişimlerin üstündeki sayıların toplamı şeklinde ifade ediliyor. Bakın bu katı olduğu için bunu yazmayacağız. Tepkime hızı ifadesinde ne var arkadaşlar sadece? K çarpı O2 var. Bundan dolayı üzerinde 1 olduğu için birincisinin derişimi Davut özür dilerim yanlış söyledim derecesi 1'dir. İkincisinde zaten sadece katı var. Dolayısıyla burada tepkime hızı ifadesi sadece K diye yazılır. Bundan dolayı derecesi 0'dır. Üçüncüsünde bakın katı var. Oksijen var. Burada ne yazarız biz? K çarpı O2 üzeri 1 bölü 2 yazdık. Dolayısıyla bunun derecesi ne olmuş oluyor? 1 bölü 2 olmuş oluyor. Üçüncüsünde arkadaşlar 2 tane gaz olduğu için K çarpı C2H4 çarpı H2. Kat sayıları için üstüne bir şey yazmıyorum. Bir bir daha kaç yapar ama 2 yapar diyorum. En yüksek olan kim? Dördüncüsüymüş. En düşük olan sıfırla ikincisiymiş arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Bir diğer sorumuzda bakın. Derişimin tepkime hızının etkisi üzerine arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kimyasal tepkime denklemi verilmiş. Hemen buradaki ben hız ifadesini yazayım. Tepkime hızı nedir? K çarpı N2 çarpı H2'nin nesidir? Küpüdür diyorum. Diyor ki burada N2 derişim iki katına çıkarsa tepkime hızındaki değişiklik ne olur? Eğer arkadaşlar bu iki katına çıkarsa bakın sayısal bir ifade bu. Tepkimi hızında kaç katına çıkması gerekir? 2 katına çıkması gerekir. Neden? N2'nin üzerinde çünkü gördüğünüz gibi biz yazmıyoruz ama kaç var? 1 var diyoruz arkadaşlar. 2 katına çıkar. Doğrudur diyorum. H2 gazının derişiminin yarıya inmesi. Bakın H2'nin derişimi yarıya inerse 1 bölü 2'nin arkadaşlar küpü olduğu için karşıya nasıl bir etkide bulunur bu? 1 bölü 8 olarak bir etkide bulunur. Yani 8'de birine iner. Öyle değil mi? Bakın 8'de birine iner. Peki üçüncü sene diyor kabın hacmini yarıya indirme. Arkadaşlar eğer kabın hacmini yarıya indirirsem ben bakın hem H2'nin hem de N2'nin derişim iki katına çıkar. Zaten bu üzerinde bir var. Sıkıntı yok ama bu yarıya iki katına çıktığı zaman küpü şeklinde düşünmem gerekiyor. 2 i̇ki kere 2'nin küpü. 2'nin küpü 8. 2 kere 8. 16. Yani tepkime hızı tam 16 katına çıkar. Cevabımız B seçeneği. Tepkime hızlarının karşılaştırılmasıyla ilgili bir soru arkadaşlar, bundan da bahsetmiştik videomuzda. Neydi? Biz e, tepkimedeki maddelerin değil mi, durumlarına bakarak hangisinin daha hızlı gerçekleştiğini karar veriyoruz. Mesela B'de katı var gördüğünüz gibi katı tek başına ısıtılıp parçalanmış falan. Bu mesela B'deki oldukça yavaş gerçekleşen bir tepkime. Bakın C'de iyon var, aslında iyon olduğundan dolayı hızlı gerçekleşir mesela C hızlıdır diyebiliriz. D'de de iyonlar var. İyon tepkimeler arkadaşlar daha hızlı gerçekleşiyor. A'da da iyonlar var. Bunlar da hızlı gerçekleşiyor. E'de gazlar var. Evet gazlar da hızlı gerçekleşiyor. Ama iyonlar kadar değil arkadaşlar. Biz her zaman iyon tepkimelerinin daha hızlı gerçekleştiğini kabul ediyoruz. Şimdi A, C ve D arasında. B zaten çok yavaş dedik. A, C ve D arasında arkadaşlar karar vereceğiz. Bunlardan hangisi daha hızlı gerçekleşir? Ne demiştik? İyon fazında gerçekleşen tepkimeler hızlı gerçekleşir. Ama bakın zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok çok daha hızlı gerçekleşir diyoruz. Dolayısıyla bunların arasında en hızlı gerçekleşen D seçeneğindeki zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimedir. Bir başka sorumuzda bakın arkadaşlar sıcaklığın tepkime hızına olan etkisiyle ilgili farklı sıcaklıklar T1 ve T2 sıcaklıklarında bir tepkime gerçekleşmiş. Bununla ilgili de bu grafik çizilmiş. Bir kere biz şuna karar verelim. Bu sıcaklıklardan hangisi daha büyük? Ne demiş katılıyorsanız eşik enerjisi. Bakın burasıymış arkadaş eşik enerjisini. Eşik enerjisini açan tanecikler tepkimeye giren tanecikler demek. Buradaki hangi grafiğin altında kalan alan daha büyük? Bakın gördüğünüz gibi burada üstteki çizginin altında kalan alan daha büyük. Hangi çizgi arkadaşlar o tabii ki? t Demek ki ben şöyle diyorum. T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından daha büyükmüş. E T1 T2 sıcaklığından daha büyük olduğuna göre arkadaşlar T1 sıcaklığındaki gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi daha büyüktür demek. Doğru olur. Değil mi? Üçüncüsü doğru. Biri zaten bulduk arkadaşlar. Peki T2 de eşik enerjisi daha düşüktür demiş arkadaşlar. Eşik enerjisi gördüğünüz gibi burada az önce çizdik arkadaşlar. Bu her iki sıcaklıkta da aynı yerde. Bunda bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz nedir? Yanlıştır diyoruz. Cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olması gerekiyor. Ve bakın iki tane sorumuz var. İkisini de çözelim arkadaşlar. Güzel denk gelmiş. Şimdi e, sorulardan bir tanesi 7. sorumuzda diyor ki aşağıda verilen tepkimelerden hangisinde H2 gaz çıkışı diğerlerinden daha hızlı gerçekleşir? Yani gerçekleşen tepkime hangisinde daha hızlıdır diyor. Bakalım hangisinde daha hızlı gaz çıkışı olur demek. Tepkime daha hızlı gerçekleşir demek. Burada bakın çok güzel bir şey var. Hem temas düzeyine bakacağız. Hem maddenin derişimine bakacağız. Hem de sıcaklığına bakacağız. Şimdi bir kere Çözeltilere baktığımız zaman HCl çözeltilere baktığımız zaman arkadaşlar bakın her birinin derişimleri de verilmiş 1 molar 1 molar 1 molar bakın 2 molar 2 molar Değil mi? 2 molar olanlar bu anlamda avantajlı daha hızlı gerçekleşmesi gerekir sıcaklıklara bakalım arkadaşlar 25 santigrat 25 santigrat 50 santigrat 50 santigrat 25 santigrat demek ki arkadaşlar 50 santigrat olanlar gene bu konuda daha avantajlı bir deneye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Magnezyumun temas yüzeyine bakmamız gerekiyor. Bakın şerit halde ve toz halde verilmiş. E şerit demek büyük parçacıklar halinde demek. Toz ufalanmış, temas yüzeyi çok yüksek demek. Demek ki toz olduğu zaman tepkime daha hızlı gerçekleşir diyoruz. E gördüğünüz gibi kim burada en avantajlı? D seçeneğinde verilen tepkime hem magnezyum toz halde, hem derişimi yüksek, hem de sıcaklığı büyük. Dolayısıyla Buradaki tepkimenin en hızlı gerçekleşmesi, gaz çıkışının da en hızlı olması gerekir diyoruz. 9. sorumuz bakın potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 basamakta gerçekleşmiş gördüğünüz gibi. Şöyle göz kararı baktığınız zaman en hızlı basamak hangisi arkadaşlar? Göz kararı anlayabilir miyiz? 5'ten 25'e çıkmış bakın burası kaç? 20, değil mi? Burası 15'ten 30'a çıkmış. Burası 15. Burası arkadaşlar bakın. 10'dan 50'ye çıkmış. 40. Neden bunlara baktık? Neydi kuralımız? Aktifleşme enerjisi büyükse tepkime yavaştı. O zaman 2 numara arkadaşlar. Yavaş basamak. Hangisi hızlı? 1 numarada arkadaşlar. Hızlı basamak diyoruz değil mi? O zaman burada tepkime hızını belirleyen yavaş basamaktır. Hız bağıntısı da 2'ye göre yazılır. En hızlı basamak birinci basamaktır. Bunu bulduk. Doğru. Tepkimenin delta h değeri artı 5 demiş arkadaşlar. Bakın başladığı nokta 15. Bittiği nokta kaç arkadaşlar? Burası 20. Değil mi şurası? Dolayısıyla artı 5 doğrudur. Bir ve ikinci basamaklar egzotermiktir demiş arkadaşlar. Bakın birinci basamağa bakın. Toplam potansiyel azalmış. İkinci basamakta da bakın yine toplam potansiyel azalmış. Dolayısıyla ilk ikisinde arkadaşlar ne diyoruz biz? Delta H küçüktür 0. Delta H küçüktür 0. Ancak üçüncüsünde gördüğünüz gibi potansiyelde bir artış söz konusu. Bundan dolayı üçüncü basamakta delta H büyüktür 0 diyoruz. Yani ilk, ilk, ikisi egzotermiktir doğru. Üçüncüsü endotermik. Üçüncü basamağın aktifleşme enerjisi 15 demiş. Ha, bak en başta biz onu hesaplamıştık arkadaşlar. 20 olduğunu bulmuştuk. Bu yanlış olmuş. Oluyor cevabımız bu. Katalizör kullanılırsa ikinci basamağı etiketler. Bakın bu çok önemli. Katalizör yavaş basamağı etiketliyor arkadaşlar. E burada yavaş olan basamak ikinci basamak olduğu için katalizör kullanırsanız eğer onu hızlandırmanız gerekir. Yani hızlı basamağı zaten hızlandırmaya gerek yok. Çünkü tepkimi hızlandırmak istiyorsunuz. Tepkime yavaş basamağa göre ilerlediği için yavaş basamağın hızlanması gerekiyor. Bundan dolayı da katalizör yavaş basamakta kullanılır diyoruz. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Dediğimiz gibi çözdüğümüz sorular 11. sınıf kimya Pro soru bankasına ait. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Başarılar.